Evet arkadaşlar, halk olarak, insanlık olarak çok e, nankör bir insan topluluğu haline geldik. Gerçekten yani halk olarak gerçekten nankör bir insan olmaya doğru gidiyoruz. Arkamıza dönüp baktığımızda yapmış olduğumuz nankörlükleri, almış olduğumuz hizmetleri ve konumumuzu bizi bu duruma getiren kişileri kesinlikle ee, böyle hani ya edip hani tebrikte veyahut da bir hani Allah razı olsun yani Allah e, onun hani büyük demiyorum yani ya yolu tek yerine taş değdirmesin gibi küçücük 3-5 tane kelimeyi bile çok gören hatta yetmezmiş gibi iftiralar aşağılamalar küçümsemeler gibi böyle hakaretlere varıncaya kadar hakaret yapar duruma geldik. Kimden bahsediyorum? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bahsediyorum. Nasıl olduğunu size anlatayım arkadaşlar. Bu adam Türkiye'ye geldiğinden beri bugüne 20 bin kilometreden fazla yollar yaptı. Duble yol yaptı ya. Dağları deldi. Tüm, tüneller kazdı. Diğer hani o hastaneler, okullar, havalarına onları saymayacağım. Sadece yoldan bahsediyorum. Yapmış oldu bu yollar sayesinde Türkiye'deki artık ölümlü kazalar azaldı. Eskiden bir tırı bir kamyonu sollamak için araban güçlü değilse yemin ediyorum ölüyordun ya ölüyordun. Yollar böyle eşek yolu gibiydi. Engebeli çukurlar kasisler yani kamyonlar geçe 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 yolun altı sürtüyordu ya karteli deliyordun mazut yani depon tankın deliniyordu yani anlatıp da bitmeyecek şeyler yaşanıyordu ya. Yoldaki öyle bir çukur vardı ki arabanın tekeri düştüğü zaman neredeyse aksin o ön yay var ya yay kırılıyordu ya. Neyse az ileriden bahsedeyim. Şimdi bizim köyümüzde köyümüzden bahsedeyim. Sosyal medyada bir kişi bizden hep tartışırdı. Erdoğan ve AK Parti hükümetini sevmediği için hep böyle Açık açık tartışamazdı, el altından böyle fitne fitne fesat fesat böyle inneli inneli yayınlar yapardı. Ankara'nın belediye başkanı şimdi şu anda CHP oldu. Şimdi CHP oldu ya nasıl seviniyorlar? Tam da açık edemiyorlar. Bizim köyümüzün ilçesi şerefli Koçsar belediyesi AK Parti'ye ait. Yıllarca o AK Parti belediyesinden köyümüze Mezarlıklar cami yapımında cami onarımında yani mezarlık onarımında yolların çakırlanması yolların hani düzeltilmesi gibi bir sürü bay, köyümüzün girişine bayraklar yani ne gerekiyorsa okulun okulumuzun e, onarılması gibi buna benzer tadilatı gibi hizmetler alınıyordu. Bunların hepsi unutulup gidiyordu. Nereden geldi kim, kim hani haydan geldi huya gitti hesabı. Şimdi Gündün gün oldu, zaman döndü, CHP geldi. Adam Ankara'dan nasıl olduysa gitmişler artık adama bir hani yazımı yazdılar, ne yaptılarsa. Adam gelmiş köyümüzün asfaltlarını bir şey yapmış. Orayı şimdi söylemeyeyim, daha sonra söyleyeyim. Çünkü önemi kaçacak. Attığı tweet'ten bahsedeyim ve atmış olduğu Facebook'taki paylaşımını anlatayım. Köyümüzün yollarını Büyükşehir Belediyesi bak ilçede mi Büyükşehir Belediyesi tarafından yama yapıldı Allah bin razı olsun emeği geçenlerde bak mesaj böyle Allah'ım bunu anlamayanlar hani bu mesajı anlamayanlar hani yapıldı bir şey deniyor ya oradan detayını düşünmeyenler bilmeyenler hani yapıldı sözü geçiyor ya orada. Oo, herkes Allah razı olsun çok güzel olmuş mutlu olduk falan olduk fişman olduk. Hani biz Almancılar Almanya'ya geldiğimiz zaman hani köyümüzde hani çukurlar endekler falan oluyor da arabayla geçiyoruz. Hani yol güzel olduğu zaman biraz daha iyi oluyor yani. Düşünün siz de köyünüze giriyorsunuz. Köyünüzün yolları berbat, rezil. Hani arabanız haşa doluyor. Toz, toprak biniyor ya da giremiyorsunuz. Yani traktörün geçtiği yollardan araba geçilmiyor falan filan. Bir sürü konuyu uzatmayalım. Yani bu rezilliği yaşıyorsunuz demek istiyorum. Köyünüzün asfaltları yama yapılmış. Yani ya arkadaşım ya 20 bin kilometre dubleks yol yapan bu ülkeye tüneller dağlar kazıp da ulaşımı şehirler arası mesafeleri kısaltan o kadar hizmetler veren Erdoğan'a bir günden bir güne Allah razı olsun dedin mi ya? Adam o kadar yol yaptı. Ne yapmış ya? Yapmış yapmış da yollara yama yapmış yani ne demek biliyor musun? Hani yollarda çukurlar oluyor ya, şöyle şöyle oralara kürekle 2-3 e, kürek asfalt zift dökmüş üstüne ezmiş yama yapmış. Yani 3-5 sene geçmez 1-2 sene sonra gene yazın güneşte o zift erip zaten kalkacak. 1-2 sene sürmez. Ya da öbür taraflı. Ya arkadaşım sanki duble yol yapmış da köyümüze. O köyümüze gelen sanki ana yol asfalt hani duble, dubleks yoldan geçiyor da duble yoldan. Ee, arabası o kadar yağ gibi rahat hani huzurlu böyle konforlu rahat ki ne Allah razı olsun görüyorsunuz köyümüze ne kadar yani bir hizmette bulundu da bizim sıkıntımızı giderdi der gibi cesin Allah razı olsun dua et ulan o kadar köyümüze hizmetler getiren adamlara o kadar yollar yapan ülkeye ya ülkeye dünya çapında o kadar geniş asfaltlar yapan gidişli gelişli korumaklı Sağlarda sollarda virajlarda levhalar o yan bariyerler falan demir korumalıkları yapan o köprüleri yapan adamlara dönüp de bir Allah razı olsun dedin hep Allah belanızı versin dedin hırsız dedin e, yandaş yoldaş e, rüşvetçi ihale yani kendi yandaşlarını kazandırıyor başkasına vermiyor e, ülkeyi başka güçlere satıyor başka devletlere satıyor binlerce hakaretler aşağılamalar yaptın yani köyünün yani 5 tane kürek hani 5 kürek 10 kürek yani 20 tane 30 tane deliği kapadan bir adama kalkıyorsunuz diyorsunuz ki ne yani hizmetmiş gibi Allah razı olsun köyümüzün yollarını yamadı. Yani bunu anlamayan bazı bizim köyler çoğu da hemen oraya o güzel olmuş falan filan hani anlamıyor ya bile yani yapılmış ya bitti. Ne yaptı? Ne koydun? Ne kadar yaptı? Hiç belli değil. Bir de şimdi köyün önce ilçedir belediyesi ilçe belediyesine gidersin. İlçe belediyesinden sonra il belediyesine gidersin. Büyük şehire. Ya ilçe belediyesi o kadar hizmet verdi, O kadar geldi seni destekledi. Korudu kolladı. O kadar yardım etti. Bir kere paylaştın mı ya? Bir kere Allah razı olsun dedin mi? Bir de mağsız inadına yaparmış gibi diyor ki ne? Büyük şehir yazıyor bak. Büyük şehir köyümüzün yollarını yamadı. Allah razı olsun. Çok büyük iş yapmış ya. Valla şimdi havalanı gibidir şimdi. Varız var ya 5 şeritli otoban gibi iner kalkarız. 5 şeritli otoban gibi. Köprüler yaptı, tüneller kazdı. Yani şimdi Almanya'dan köyümüze belki o yapılan o yamalar sayesinde belki 500 kilometre yol tasarrufuna girdik şimdi. 500 kilometre mesafe kısaldı yani. Yakıtımızdan kurtardık, tasarruf ettik ya. Büyük iş yapmış ya. Allah razı olsun hakikaten de. İşte böyle oldular biliyor musun insanlar? Yani nankör olduk nankör. O hizmetleri görüp de hani aşağıladık, küçümsedik, görmedik. Şimdi yapmış olan o 20 bin kilometrelik yola hep hırsız, yandaş, o çaldı, bu çaldı diyerekten kime hani ha, hangi adama peşkeş çekildi, hangi Arap ülkesine, hangi şu hep inen hani öküzün altında. Öküz ne demek bilir mi? Öküz erkek demek yani erkek. Çünkü çoğu insan bilmiyor. Öküz demek dana demek yani. Erkeğin altında bıza arıyor diyorlar yani erkek doğurma hesabından. Öküzün altında bıza aradınız yani erkek dananın altında bıza aradınız. Baktınız hani bıza alamamış diye yani yavrulamamış diye hep iyice anladığınız dilden konuşayım. O kadar hizmet hani ineğin sütünü sağladınız, içtiniz, yediniz, ettiniz. O kadar o ineğin önüne getirip bir torba saman, sap bir şey vermediniz. Sütünü içtiniz, içtiniz, içtiniz. Aileniz, sen, ben hepiniz büyüdünüz, geliştiniz, ettiniz. Ya bu inek de kiminmiş? Bunu kim beslemiş falan filan hiç demediniz. Götürüp hemen kesiyorsunuz mezbanede. Ya bunun da eti az geldi ya. Eti de az geldi ya. Demek ki yememiş. Ya verdin mi ki bir şey yesin? Verdin mi ki? Verdin mi ki yesin? Ama Erdoğan'a geldiği zaman hani öküzün altında bu arıyordunuz. Allah razı olsun ya. Vallahi çok büyük iş yapmış ya. Herhalde Türkiye'den Almanya'ya kadar tünel kazmış kadar olmuştur ya. Vallahi olmuştur. Büyük iş. İşte bu yüzden nankör olduk işte. Bu yüzden. Böyle çok böyle yani bu bir örnek çok çoğunluk böyle. insanların çoğunluğu böyle oldu artık. İstanbul Belediye Başkanı görüyorsunuz bir senedir belediye başkanı tatillerden bir türlü gelmiyor. Tatil bana çok yakışır. Çocuğumu ıskalayamam. Ee, İstanbullular bana alışması lazım. Yok temel atmama töreni. Yok e, çeşme musluk açılışı. Bu nedir ya? Nedir ya? Şimdi Binali Yıldırım olsaydı İstanbul'da havadan giden metroları konuşacaktık. 20 senelik Erdoğan'ın yapmış olduğu hizmetlerin şu anda sefasını sürüyorlar. Taşı taşın üstüne koymuyorlar. Millette çok memnun. %50 geçirmiş olduğu zamlar hiç kimsenin umurunda değil. Valla iyi ya. Nankörlük de bazen demek ki fayda getiriyor yani ya. Bazılarına. Ben yanarım da kurunun yanında yaşlar yanıyor. Ona yanıyorum işte. Hepinize saygılar.